8-14 Ocak haftası sevgili takipçilerim, 2024 haftasının artık neredeyse ikinci haftasına geldik. Evet, Ocak haftasında özellikle bir Oğlak Burcu'nda 11.57'de 20 derecede 11 Ocak'ta bir yeni ay gerçekleşecek. 14 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu seyrine gece 02.53'te geçiyor ve Venüs tam anlamıyla Yay'da, Mars Oğlak'ta olduğuna göre böyle gökyüzü tam anlamıyla bir şölen evresini tadıyor. Evet sevgili koçlar, hayatımızla ilgili özellikle iş kariyerimiz, iş hayatımız, kimliğimizi oturtmak ve daha çok işle alakalı bölünmesi gereken noktaları, yerimizi, alanımızı daha hızlı şekilde kendi otoritemizi de hayata geçirmiş olacağımız, planladığımız iş fırsatları, beklediğimiz iş görüşmeleriyle ilgili de çok daha keyifli diyaloglar içerisinde olacaksınız. Yurt dışı seyahatlerimiz, var olan yeni projelerde de kendimizi iyi şekilde ispatlayabiliriz. Size göz nazar değdiyse bu hafta iş çevrenizde nazar ve göz yok. O yüzden tam anlamıyla benliğinizi işinize vererek, kimliğinizi de oturtarak sizin önünüze engeller gözükmüyor. Özellikle de devletle alakalı bazı noktalarla ilgili daha derli toplu toparlama evresinde var olan dengeler söz konusu olacak. Kurumsalda çalışanlarıyla alakalı noktada da yurt dışı imkanlarıyla alakalı mülakatlar, evraklar, koşturmalar söz konusu olacak. Ortaklı süreçlerde de kendi benliğimiz ve kimliğimizi daha net oturtarak alanımızın konforunu, hayata bakış açımızı benliğimizde katacağız. Ortaklı süreç işlerimizle ilgili dışarıda çözülmesi gereken konularla alakalı da daha net kararlar vererek nasıl bir iş, nasıl bir proje ya da grup halinde olduğumuz insanlara nasıl yön vereceğinizi daha net bir şekilde belirleyeceksiniz. Bu hafta bazı sınavlarımız, mülakatlarımız olabilir. Bunlar sizin için 10 numara 5 yıldız. Özellikle özel hayatınızla ilgili hani kırgınlıklar, tartışmalar, kaoslar ve cinsel hayatımızı da var edecek küskünlükler de olabilir. Daha böyle derinden sakin sakin çözmemiz gerekiyor. Uzun soluklu ilişkilerinizle ilgili de artık ciddiyetinizin ve bu ilişki için arkasında mücadele ettiğinizi kendiniz göstermeniz lazım. Bitirmeye çalıştığınız, korktuğunuz, sizi yıpratan ya da hayatınızla alakalı uzun süredir burada daraldım ve bunaldım dediğimiz noktalarda daha kendinize ait net konuşmalarla ilişkiden kurtulmak daha özgür alanımızı belirleyeceğiz. Özellikle de evlilikleri sıkıntı içerisinde tartışmalar, şiddetli konuşmalar, kaoslar, boşanma konuları var ederken hiçbir şekilde bu dengeyi kuramıyorsunuz ya, bunlarla artık yasal olarak hukuki evrelerde çözümle ulaştırmanız gerekiyor. Ve unutmayın ki sevgili ev hanımları, kendinizi geliştirecek farklı alanlarda fırsatlarınız var. Eşinizin ekonomik gücü ev düzenimizi çocuklarımıza yetmiyor. Belediyede kurslarımız var. Kendimizi geliştirerek bu noktalarda da eşimize yardımcı olabiliriz. Evde ufak tefek değişiklikler söz konusu olabilir. Yani en ufacık minimal şeyler, çiçeklerinizin yeri değişebilir, koltuk, masa, sandalye yerini değiştirebilir. Evi baştan aşağı silip enerjinizi düzeltebilirsiniz, iyi gelecek. Son zamanlarda da dışarıdaki insanlardan fazlasıyla etki alıp kendi içinizde kurgularınız var. Psikolojik destekle de şu alt kafamızı karıştıran hangi sorun varsa çözmemiz gerekiyor. Bunu bir an önce hayata katalım. Özellikle de eğitim ve kariyer hayatıyla ilgili devam eden sevgili yükselen koçlar için fırsatlar, yenilikler ve dil eğitimi alarak kendinizi daha güçlü bir noktaya itebilirsiniz. Sağlık olarak özellikle iskelet noktamız, şiddetli ateşlenme ve yorgunluk, halsizlik oluşabilir. Doğru beslenme, doğru vitamin, doğru uyku. Sevgi ve mutlulukla kalın, hoşça kalın. Sevgili boğalar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Evet, sizin için özellikle işinizle alakalı dışarıda işler, yurt dışı bağlantılı işler, şehir dışı bağlantı işler, yabancı danışanlar, yabancı insanlarla geçireceğimiz birçok noktada daha keyifli ve kendimizi doğru ifade edeceğimiz bir hafta. Özellikle de yurt dışı bağlantılı işler, ihracat, alım sektörü ve özellikle sanatlarla alakalı konserler, organizasyonlarla alakalı çok keyifli ve güzel, sizi hem enerjinizi yüksek tutacak hem de yeni iş anlaşmaları ile ilgili fırsatları doğru şekilde görebileceğimiz bir hafta. Şöyle demek istiyorum,
kendimizi daha çok hangi noktada geliştirebiliriz, hangi noktada besleyebiliriz, hangi nokta bize daha faydalı diyeceğimiz soru işareti. Ekip arkadaşımız, çalışma arkadaşlarımızla ilgili yaşadığımız krizler, sizi fazlasıyla yıpratan olayları da daha net bir şekilde görerek hayatımıza dokunabiliriz. Farklı fırsatlarla da bağlantılı ekstra işler, ekstra fırsatlarda bize kazanç çevremizi kat kat hızlandıracak gözüküyor. Araç değişimi, araçla ilgili yenileme ya da şirketinizden bir araç beklentiniz varsa gayet keyifli bir sürecin de tadını alabilirsiniz. Aynı şekilde iş arıyorsanız, iş bağlantı, farklı alanlara geçiş yapmak istiyorsanız da sizi çok iyi dostlarınız, güvendiğiniz ve güven içerisinde aldığınız birçok nokta sizi destekleyecek. Oğlak Burcu'nda 11 Ocak'ta 11:57'de bir yeni ay var. Bu da bizim yabancı insanlarla yapacağımız iş konularımız. Farklı insanlarla tanışarak farklı yolculuklarda kendimizi ispatlayacağız. İş arıyorsak konumumuzun değişmesi ve farklı alanlarda kendi enerjimizi daha keyifli şekilde gösterebiliriz. Unutmayın ki iletişim konumunda da aksilikleri toparlayacağımız, kendimizi daha doğru ifade edeceğimiz döngüde başarılarımız var. Ortaklı ya da tek başınıza işlerde özellikle çarşamba, perşembe daha olumlu. Biraz daha kendinizi izah ve net masaya yatacağınız projelerin keyfini alabilirsiniz diyorum. Özellikle de ilişkiler konusunda yurt dışında ya da uzakta sevgiliniz ya da ilişkiniz varsa bununla ilgili yan yana gelmek, kararlar, net kararlar içerisinde olarak yolculuğumuzu daha güzel planlama yapabiliriz. Eski ilişkimiz, görüşmek istediğimiz ilişkimizle alakalı da güzel mesajlar, keyifli oluşumlar var edebilir. Özellikle ekip çalışma arkadaşlarımızdan hoşuna giden ya da sizinle ilgilenen insanlar şans verilmesi gerektiğini uyarıyor gökyüzü. Aynı şekilde de ailemize ait, özellikle annehanemize ait miras konularımız, çözmemiz gereken birçok evraklarla ilgili de koşturmalı ödemelerimizle alakalı planlamayı da doğru yaptığınızda bu hafta kazancınızla ilgili bilançonuz, paranız ya da istediğimiz primimiz birçok noktayı rahatlatacak. Evet, evli çiftlerimizle alakalı noktada özellikle de son zamanlarda konuşmalar, seviyesiz ifadelerde özür dilemeler, birbirimizi tekrar bu ilişkiye konsantre etmek isteyebilir. Ailelerin desteğiyle birlikte de yıkılan yuvamıza biraz daha şanslar verebiliriz. Ama boşanma radikal olanlar için de artık yasal imza, avukatlarla alakalı mücadele dönemi söz konusu olacak. Ve unutmayın ki sevgili ev hanımları, aile büyüklerimizin biraz sağlık problemleri, karı koca hayatımızda biraz mesafe oluşsa da telefon trafiğinde duygularınızı yansıtabilirsiniz. Bu ara çocuklarınız sizi farklı alanlarda destekliyor. Bunları iyi dinlerseniz daha başarılı süreçler elde edebilirsiniz. Evde özellikle mutfağınızın gideri, dolaplarınızın şekliyle ilgili sıkıntılarınız olabilir. Bunları toparlamak için iyi bir nokta. Ufak tefek hafta sonu ilişkimize gideceğimiz yolculuklarda bize ayrı bir tat katabilir. Sağlık olarak göz kontrollerimiz, alerjik göz alerjimiz söz konusu olabilir. Özellikle okuyan çocuklarımız bu ara hastalıklarla mücadele ettiği için okulda biraz gecikmeler söz konusu olabilir. Sağlık göz. Unutmayın. Hoşça kalın. Sevgili ikizler, bir kalp bir mesaj her zaman kanalımız için güçlü ve keyifli olabilir. Evet, 11 Ocak'ta bir Oğlak Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek. Merkür Oğlak Burcu'na 14 Ocak 02:53'te hareketine başlayacak. Mars Oğlak'ta, Venüs Yay'da olduğunu düşünürsek hayatımızla alakalı birçok noktada biz ne istiyoruz? Ya da hayatımızda bölünmesi gereken haklar, çözülmesi gereken işlerimiz, ortaklı bölüşmesi gereken konularla ilgili ortak iş alanlarımız, çalışma arkadaşlarımız, yöneticimizle ortak bağda buluştuğumuz noktaları bu hafta bitirmek, yepyeni bir alana geçmek, konumumuzu, mertebemizle alakalı farklı fırsatları değerlendirerek kendimizi daha çok güçlendireceğiz. Aynı şekilde hayatınızla ilgili bu şirketten kurtulamıyorum, haklarım da ziyan oldu dediğinizde farklı fırsatlarla yeni iş fırsatları, yeni imkanlar hakimiyet kurabilir. İş başvurularımız, cesaretimizle ilgili, korkularımızla ilgili çok iyi dostlarımızdan gelecek teklifle birlikte aynı şekilde kendi yeteneklerimizle çok iyi imkanlar yaratabiliriz.
Bence iş hayatınızda biraz daha göze gelerek kendinizi yanlış ifade edebilir. İfadelerinizde tane tane konuşurken el fevri davranışlarımız sizi ele verebilir. Eli kontrol ettiğinizde konuşmalarımız doğru süreç sağlayabilecek. Özellikle de yurt dışı alanında ihracat, alım, satım, dışarıda emlak satışlarla alakalı noktada ekstra kazançlarınız sizin yeteneklerinizle kendinizi daha iyi imkanlar yaratabilirsiniz. Ailemize ait miraslar çözülmesi gereken konular ya da ortaklı mallarda çözülmesi gereken konularda bu hafta radikal karar vererek önünüzü, hayatınızı görecek ve ona göre adımlar atarak planlamayı doğru yapacaksınız. Devlet kurumu ya da farklı kurum alanlarında işler beklentiniz varsa özellikle çarşamba, perşembe bunlar için olumlu. Yazı yazma kabiliyetiniz, yetenekleriniz, özellikle sosyal ağlarda kendinizi geliştirmek istiyorsanız da Perşembe günü sizin için çok keyifli ve olumlu startı markanızı verebilirsiniz. Hafta sonu biraz daha kendinizi yorgun, insanlardan uzak, kendinizi sakinlikle dinleyeceğiniz bir evre olduğu için ilişkilerimizi de doğru dengelememiz lazım. Çünkü burada özellikle ilişkinizin size olan sevgisinden fazla şımardınız. Karşı tarafın size olan mütevazi tavrından fazlasıyla rahat tavırlar sergiliyor ve o tarafı incitiyorsunuz. Bir adım atarak ona sürpriz yapabilirsiniz. Aynı şekilde uzun süredir sizi oyalayan, adını koymamış ilişkilerimizde artık tam anlamıyla hayatımızdan koparıp bambaşka bir enerjiyle yeni fırsatlara girmeyi de öğreneceksiniz. Söz, nişan, aile içerisinde farklı renkler sizin için keyifli olacak. Özellikle yakın kuzen, yakın akrabalarla tanıştırılım usulü evlilikler söz konusu olabilir. Bu hafta Cuma'dan Pazar gününe kadar böyle süreçler söz konusu. Değerlendirmek sizin elinizde. Eski ilişkinizde mesajlar, diyaloglar, onunla ilgili haberler olumlu olsa da aynı noktada cam kırıkları gibi yaşamayı bırakırsanız daha mutlu süreçler sizi bekliyor. Sevgili evli çiftlerimizle alakalı, konuşmayla alakalı çözemediğiniz tartışmalar, yemek sırasında harala gürele konuşmalar, bir plan yaparken bile tartışarak çözemediğiniz evliliğinizi bir ilişki terapisiyle çözme vakti geldiğini ve artık bu konuda çocuklarınız ve hane düzeniniz, yakın çevreniz çok fazla rahatsız. Ya bitirin ya da ilişkinizi güçlendirmek zorundasınız. Sevgili ev hanımları, bu ara nakış, takış, yani farklı lezzetlerle kendinizi daha iyi süreçte belirlemek istiyorsunuz. Bunlar için eğitimler, başlangıçlar yapabilirsiniz. Çocuğunuzun yurt dışı ile ilgili fikirlerine destek olacaksınız. Onlarla birlikte büyüyerek daha güzel imkanlar sağlayabilirsiniz. Sağlık olarak özellikle egzamamız, kaşıntılarımız, saç dökülmemiz ve şöyle söyleyeceğim, ağızda yaralar söz konusu olabilir. Biraz daha ağız sirkeyle ya da doğru bir dahiliye uzmanıyla ve diş doktorunuza giderek ağız evrelerimizi kontrol etmemiz lazım. Ufak tefek taşınmalar güzel ev arayışınızda hayırlı olsun. Bir de şöyle söyleyeceğim, son zamanlarda yanlış mailler, yanlış mesajlar gidebilir ve bu var olan sıkıntılar sizi yıpratmasın. Hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun. Sevgili yengeçler, ortaklı iş, ortaklı proje, hayatınızla alakalı uzun süredir çözemediğiniz ve hala belli noktada kendinizle alakalı idare edemediğiniz konularla çok güzel anlaşmaları imzaya atacaksınız. Özellikle belirsiz bir masanız varsa yeriniz belirlenecek. Çözemediğiniz konular, hayatınızla alakalı atlatamadığınız birçok nokta sevgili yengeç ve yükselen yengeçler için mucize gibi fırsatlar yaratılacak. Özellikle ekip arkadaşlarınızla ilgili rahatsız olduğunuz, sizi üzen insanlarla daha keyifli sohbetler ederek çok güzel projelerde yer alabileceğiniz, aynı şekilde de uzun soluklu dostluklarınızla akşam sohbetleri, yemekler, iş konuşmalarımız daha hareketli olacak. Bunlarla birlikte fikirleriniz, oluşturacağınız farklı alanlar sizi güçlendirecek. O yüzden fikir alışverişi her zaman sizin için artı bir puan olarak gözüküyor. O puanları değerlendirelim. Özellikle de devlet kurumunda çalışıyorsanız 11 Ocak'ta saat 11.57'de yeni ay gerçekleşecek. 14 Ocak'ta da gece 02.53'te Merkür Oğlak Burcu seyrine geçtiğini düşünürsek Mars, Venüs yayda,
Mars Oğlak Burcu'nda hızlı kararlarla doğru fikirleri masaya yatırttığımızda parasal evremiz, işimizle alakalı yaşadığımız birçok nokta daha aydınlığa erişmiş olacak. Devlet kurumu, kurumsal kurumlar, dışarıdaki işlerimizle ilgili doğru fikirlerle, doğru planlamayla kendi hatalarımızı görmeye başlayacağız. Şu şu demektir, yakın masa ekibiniz doğrudur ama siz kendi fikrinizi, kendi hayatınızı bilerek ve hislerinize güvenerek doğru alanları yakalayabilirsiniz. Başkaları aklınızı karıştırır gibi olsa da gönlünüzdeki düşünceleriniz sizin için doğru ifade edecek. Uzun süredir mülakatta olduğunuz yurt dışı başvurularımız, devlet başvurularımız, iş başvurularımızla ilgili Perşembe ve Cuma öğleden sonra çok keyifli süreçler söz konusu olacak. Stabil bir noktadaysanız sizin değişmeniz, firmanın değişme gibi bir niyeti yok. Kendinizi yenilemeye ihtiyacınız var. Toprağınız, toprak konularınızla ilgili aile bütününüzle ortaklı projeler varsa yeri ayırmak, karar vermek doğru. Masada herkes, büyüklerimiz yaşarken herkes yerini bilsin diyeceğimiz bir döngüye girecek. Özellikle eşinizin ortaklı malları, kardeşler arasındaki bazı kaosları da toparlamak için bu hafta neden değerlendirmeniz gerektiğini uyarıyorum. Masaya yatalım ki büyüklerin sağlık problemlerinden kaynaklı ileride sıkıntılar olmasın. Boşanmak ve ayrılık olan insanlarda avukatlar aracı noktasında anlaşmalar yoğunluğu söz konusu olsa da artık evliliğin sizin için mutlu bir yuva olmadığı ve çocuklarımızla alakalı noktada da ilerleyemediğimizin farkındayız. Değişmek için siz de adım atmadınız, karşı tarafta birbirinizi suçladınız. Çocukların psikolojisi bozuk, bu evlilikten artık bir şey olmaz. Tekrar deneseniz de aynı tempoda devam edeceksiniz. Sevgili ev hanımları, evet eşinizin çocuklar, kendi aileniz ve çocuklar arasında kaldınız. Sizin aileniz olduğunu bilerek, kendi ailenizi biraz daha geride tutarak, kendi kocanızla, ailenizle, hanımınızla ya da kadınınızla bu sorunları çözmeden başka insanlar sizin evliliğinizi didikliyor ve size kötü enerji yüklüyorlar. Siz bir kere biz olursanız bu evlilik bizlikle devam eder. Gereksiz olayları da abartmazsınız diyorum. Evet, sağlık konusunda son zamanlarda bronşlarımız, kalp ritim bozukluğumuz hareket halinde olabilir. Mümkün olduğu kadar bunlara dikkat edelim. Evde ufak tefek değişiklikler söz konusu olacak. Çocuk odanız, perdeleriniz, panjurlarınız ya da pimapenlerinizle ilgili radikal balkon pimapenleriniz olabilir. Bunlarla ilgili radikal kararlar alarak yenilikler katabilirsiniz. Evet, sürpriz dostlarımız, hafta sonu keyifli geçireceğimiz alanlarınız var. Flörtöz ruhumuz da fazlasıyla keyifli, uzun soluklu ilişkiler parmakta alyans veriyor. Güzel tadını, keyifli ruhunu çıkartırsanız gökyüzü sizi bu konuda destekliyor. Belki de şu cilt bakımlarımızı, lekelenmeler, alerjik sivilcelerimiz olabilir. Bunlar için bir dahiliye giderseniz sevinirim. Mutlu ve keyifli kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Hayatta bazen çok fazla işlerin ve bitirmemiz gereken, tamamlamamız gereken, yeni yıl öncesinden kalan ve hala da tamamlayamadığınız, geçtiğimiz haftada yorucu bir süreç. Bu hafta daha planlı, daha programlı, daha disiplinli bir haftaya giriyoruz. Her şeyden önemlisi üst düzey yöneticileriniz, ekip çalışma arkadaşlarınızdaki aradaki buzlar eriyor. Kendimizi daha enerjik, daha fırsatlı, daha keyifli anlatabileceğimiz, aynı şekilde bir sürü organizasyon işlerimizle alakalı fikirlerimiz masaya yatacak. Hem çalışkanlığınız hem de takıntılarımız bu hafta bizi tam anlamıyla işe konsantre olmamıza yardımcı olacak. Yeni iş başvurularımız, tamamlanması gereken dil ve sınav ve eğitimlerimizle ilgili de cumaya kadar çözülmesi gereken birçok noktada daha rahat aydınlıklar yaşamış olacağınız için korkusuz mu? Evet, korkusuz ve cevherli bir hafta söz konusu olacak. Ortaklı dışarıda işlerimiz, yurt dışı ile bağlantılı evraklarımız ve yurt dışı seyahatlerimiz de gayet akışlı ve keyifli var olurken çok farklı bir firmadan teklif bekliyorsunuz. O firmadan vazgeçmişken oradan mailler, mesajlarla birlikte bir fırsat kapınız var oluyor. Bunu değerlendirebilirsiniz. Devlet kurumuyla alakalı bağlantı içerisinde olduğunuz konularda şehir ya da yer değişimiyle ilgili güzel fırsatları yakalıyorsunuz. Aynı şekilde kalbinizin
rahatsız olduğu ve hani o insanın göz enerjisi beni batıyor, şu yanımdaki çalışan arkadaşım beni taklit ediyor insanlarımızdan yavaş yavaş kurtuluyoruz. Kendi yelpazemizi ve aynı şekilde tavus kuşu kanatlarımızla masanın hakimiyetini var edilişimizi sağlıyoruz. Biraz daha öksürük krizlerimiz, nefes alırken zorlanmalarımız var. Biraz bronşlarımızı yumuşatmamız gerekiyor. Lütfen bunları ihmal etmemeniz gerektiğini uyarıyorum. Aynı şekilde kendi işimizle ilgili büyütmek istediğimiz yeni ofis, yeni alan arayışı içerisindeyseniz farklı kapılarda çok güzel oluşumlar var, değerlendirebilirsiniz. Ortaklı projelerdeyseniz ya da ortaklı aile, ortaklı işlerimiz varsa biraz daha onları gözlemleyerek, onların adımını ne planladığını görerek yavaş yavaş konuşalım. Biz konuşursak zararlı olabiliriz. Onların konuşmasını bekleyelim. Ailemize ait arsa, toprak ya da müteahhite gitmesi gereken bir yerimizle ilgili güzel bir anlaşma ve keyifli bir anlaşma, istediğiniz daire ya da istediğiniz hak sizin hanenize hakimiyet kuracak. Duygusal hayatımızda biraz daha takıntılarımız artabilir. Şüphe, endişe, onun size yalan söylediğini, neden telefona bakmadın, niye maillere, neden Instagram'da diye şüpheleriniz oluşabilir. Karşı tarafın gerçekten işle ilgili ekran önünde toparlanması gereken mailleri, toplantıları olabilir. Sizi çok seviyor, içinize hurafe katmayın diyorum. Aynı şekilde beğendiğiniz kişi ya da hoşunuza giden kişiden böyle heyecan duyuyorsanız onun sizinle hiçbir alakası yok. Siz başka bir enerjiye var olmanız lazım. Evli çiftlerde sürpriz çocuk olabilir, çocuk kararı verebilirsiniz ya da çocuklarınızla alakalı planladığınız yolculuk, onlarla ilgili gitmek istediğiniz kararlar çok doğru ve keyifli olacak. Doğru bir hafta onların da altyapısını oturtabilir ya da ailenize mutlu bir çocuk enerjisine girebilirsiniz. Aynı şekilde evli çiftlerimizle ilgili uzun süredir çözemediğiniz ev tartışması, taşınmak, bu ev beni rahatsız ediyor, evin enerjisi kasvetli derken hem sizin hem eşinizin ortak kararıyla güzel bir eve apar topar taşınma kararı vereceğiz. Tam kalbinize göre bir ev var ama sizin satmaya çalıştığınız bir mülkte çok yakında imza oluyor. 1-2 hafta bekleyin, ondan sonra yeni eve geçmeniz daha hayırlı olarak gözüküyor. Sevgili ev hanımları, eşinizle anlamsız tartışmaları bıraktınız, çok keyifli konuşurken espiritüel yönünüz, eşiniz hayretle size hayranlık, aynı tempoda devam ettiğinizde aşk yeniden alevlenecek. Eltiniz ya da görümceniz ya da erkek kardeşinin hanımından kaynaklı sorunlar evimize yansıyabilir. Lütfen bu mutlu kararınızı bozmayın. Evliliğinize kimse zarar vermesin diyorum. Bu arada da biriktirdiğiniz parayla ortak bir kararın içerisindesiniz. Biraz daha bu parayı biriktirin. Ondan sonra aracınız hayırlı olsun diyorum. Ufak tefek eğitimlerle kendimizi geliştireceğimiz fikirlerimiz var. Bu doğru bir karar. Hem çocuklarımızla evde kitap okuyarak hem de kültürel olarak kendi enerjimizi değiştirmeye ihtiyacınız var. Sevgili ev hanımları, sürpriz bir hediye ya eşinizden ya da siz eşinize hediye edebilirsiniz. Sağlık olarak üreme organlarımız, vücut yapımız hassas olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Evet, 11 Ocak'ta bir Oğlak Burcu yeni ayı gerçekleşecek ve 11.57'de 20 derecede 14 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu girişine, yaydan Oğlak'a geçiyor. Venüs yayda, Mars Oğlak Burcu'nda seyrediyor. Sevgili Başaklar, hayatınızla alakalı özellikle aşk hayatımız, ilişki hayatımızda coşkulu bir enerji, sürprizler, sizi değiştirecek, iş yerinizde beğendiğiniz ya da hoşunuza giden kim varsa adım atacak. Mutluluk mu? Evet, bu hafta aşkla ya da dostlarınızın size duygularını, sevgisini, hayatınızda ne kadar anlamlı olduğunuzu özel hayat ya da dostluklarda öğreneceğimiz bir hafta. Aynı şekilde güzel sürprizler, sizi mutlu edecek olaylara da şahit olacaksınız. İşinizle alakalı da çok güzel bir oluşum ve bu oluşumda sizin de isminiz, namınız yol alırken ortaklı projeli işlerde de çok güzel organize olarak alanımızdaki başarıyı ve enerjiyi dışarıya yansıtacağız. Bu hafta enerjiniz çok yüksek. Gökyüzü sizi 10 puan destekliyor. İş başvurunuz
ya da başvurmak istediğiniz noktalarla ilgili de cesaret edip başvurmanız sizin için olumlu. Ekip arkadaşımız, dışarıdaki işler, yurt dışı ile bağlantılı organizasyonlar içerisinde olduğunuz ihracat, alım, banka, finans sektörü ile ilgili de çok güzel değişimler, rütbe, konumunuzla ilgili beklenti içerisinde olduğunuz noktalarda sizi gerçekten motivasyonunuzu arttıracak haberlerle baş başa kalacaksınız. Mutluluk mu? Evet, mutluluğu hak ettiniz bu hafta. Güzellik mi? Güzelliği de hak ediyorsunuz. Kendinize olan barışık enerjiniz, daha ruhu anlayan, bedeninize saygı duyan, düşüncelerinizi ve fikirlerinizi çok daha rahat, hani çekinmeden, çok rahat bir şekilde ifade edeceksiniz. Aynı şekilde de ortaklı işlerdeki kazancımız, yeni projelerle birlikte büyütmek istediğimiz alanları masaya yatıracağız ve ortağımızla güzel anlaşmalara da imza atacağız. Kendi yerimiz, minimal yerimizle ilgili de değişiklikler, yenilikler katmak isterken aile büyüklerimizin çözmesi gereken bazı miras ve para konularına da destek vererek ekonomi dengemizi de toparlamaya yardımcı olacağız. Bence en şanslı gününüz Salı, Çarşamba, size çok güzel destekleyici bir gün. Hem ilişkiniz hem parasal hayatınızda sürprizler size renk katacak. Evet, renk katarken kendimizi de renklendirmeyi unutmamamız lazım. O gardırobun yenilenmesi, ayakkabılarımız, kıyafetlerimiz, yeni ceket, yeni hani ojelerimiz ya da kravatımız ya da kol düğmelerimizle ilgili yeni oluşumlar sağlayabileceksiniz. Bilgisayarımız ve teknolojik telefonlarımızda yenileme kararı içerisinde olacaksınız. Hayırlı olsun. Aşk konusunda sevgiyle tamir olmak, yeni insanlar tanıyarak kalbinize çok güzel bir kalbin heyecan duyacağını yavaş yavaş tanıyarak onu daha çok güzel dengelerde tutabilirsiniz. O yüzden her fırsatı doğru değerlendirebiliriz. Eski ilişkinizin sosyal ağlarda resmini ya da yazılarını görüp çıldırabilirsiniz. Çıldırmayın, o sizi özlüyor. Aynı şekilde yeni başladığınız ilişkiyle de onun geçmiş ilişkisini stoklayıp kendi başınızı belaya sokmayın, gerek yok. Şu anki ilişkiniz doğru gidiyor. Söz ya da nişan içerisinde olan çiftlerimiz gayet mutlusunuz, düzeni bozmayın. Kalpler birbirine misafir değil, gerçek kalple dokundunuz. Bu ilişki doğrudur. Bence kayınvalideleriniz arayı bozabilir. O yüzden ilişkinizi dışarıdaki anneler karıştırmasın diyorum. Sevgili evli çiftlerimizle alakalı çocuklarla iletişimi biraz daha dengeleyerek, onlarla güzel yemek yiyerek dışarıda hafta sonunu kaliteli ve eğitimleriyle alakalı biraz daha dikkatli olmanız gerektiğini uyarıyorum. Hamilelik, sürpriz gebelik hareketli olabilir. Dikkat edin diyorum. Sevgili ev hanımları, ev hayatınızla alakalı rutin giden, boğazıma kadar biriktirdim, kusacağım artık dediğimiz konuşmaları eşinizle yaparken incitmeden ne istediğinizi doğru ifade etmeniz gerekiyor. Çünkü bu hafta doğru ifade ettiğiniz her şey size doğru karşılık getirecek. Lütfen güzel ifadeleri doğru değerlendirelim. Aynı şekilde ufak tefek evde yenilikler söz konusu olacak. Mesela elektronik eşyalarınız, cep telefonunuz, bilgisayarınız, televizyonunuzla ilgili sürpriz değişimler söz konusu olurken aile büyüklerimizde de küçük ufak tefek dokunuşlar, sağlık problemleri var olabilir. Özellikle yaşlılarımızda katarak göz operasyonları ya da diş eti iltihapları ya da kaplamalarla ilgili sıkıntıların yoğun temposu sizin üzerinize kalabilir. Sizin sağlık konunuzla ilgili de nodüllerimiz ve boğaz enfeksiyonlarımıza dikkat edelim. Mutlu kalalım, hoşça kalın. Sevgili teraziler, nasılsınız? Bir gün daha bu hafta sizin için bence köklenmek. Yani iş konumuzla ilgili çözemediğimiz konularda ben burada var mıyım yok muyum derken pat diye köklenmiş olacaksınız. Yer değişimim olacak mı ya da bu şirket benimle alakalı planı ne derken gayet güzel bir şekilde sizinle ilgili fikirlerini masaya yatıracağı bir hafta. Rütbeniz, konumunuz, mertebeniz, iş değişimlerinizle alakalı kendinizi daha güvende, daha sağlam, bilinçli hareket ederek köklenmeyi. Yani işimiz ve temel kökümüz nedir? Başarı olmak, hedeflemek, adaletli, var ettiğimiz birçok imkanı kendimiz için yaratabileceğimiz fırsatları daha kendimize çevireceğimiz bir noktada olacaksınız. O yüzden doğru bir hafta. Bu haftayı her şeyden önemlisi şöyle düşünelim. Kazanç
Kazançlar ileride paraya dönüşecek, masamız belirlenecek ve kendi konumumuzda rütbemiz değişirken farklı masada değişiklikler beklentisi de sizin için olumlu olacak. Yani bir nevi şansınızı iş konularında köklenerek, kök salmayla var edeceksiniz. Devlet kurumu, büyük kurumsalda beklediğimiz fırsatlar, primlerimiz, yatması gereken paralarımız da hesabımıza yatmış olmaya başlayacak. Eski iş mahkememiz ve bu haftada çözülmesi gereken kendi içimizdeki mahkeme ettiğimiz konular en geç Perşembe'ye kadar bitmiş. Derin bir nefes alacağız ve sanki Rabbimize şükürler olsun Rabbim diyerek derin bir nefesimizle içimizdeki teşekkürü Yaradanımıza sunacağız. Özellikle de kendi işinizi yapıyorsanız markanız büyüyor. Ortaklı işlerde daha büyük projeler, daha büyük insanlarla adım atarak kendinizi ispatlayacaksınız. Kendi işinizle ilgili noktada da tek kendinizseniz bu noktaya biraz daha rengi, hareketi, biraz reklam vererek alanı büyütmeniz gerektiğinin farkına varmanız gerekiyor. Farklı kurumsaldan farklı işler yaparak ekstra kazançlar sağlayanlar için bu hafta şirketiniz bu konuyu öğrenebilir. Gizli kapaklı işlerden dolayı ceza alabilirsiniz. O yüzden dikkatli olmanızı öneriyorum. Lütfen dikkatli olun. Farklı bir devlet kurumu ya da farklı bir kurumsalla ilgili güzel fırsatlar yakalayarak o dengeyi de sağlıklı bir evreye getirebilirsiniz. Evet, 11 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda yeni bir ay gerçekleşecek. 20 derecede 11.57'de 14 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'na 02.50'de gireceğine göre sağlam dengeleri de kendi hayatımızda oturtabilir. Mars Oğlak, Venüs yayda olduğuna göre de iletişim, yurt dışı ile bağlantılı fırsatlarımız da en iyi şekilde köklendirmek için neden olmasın diyorum. Yurt dışına yerleşmek, farklı bir yere yerleşmek, planladığımız noktaların güzel çözümünü yakalayacaksınız. O beğenmediğiniz müdürünüz gidiyor, hayırlı olsun. Ya da beğenmediğiniz o masa arkadaşınız da gidiyor, hayırlı olsun diyorum. Aşk konusunda hayat arkadaşınızla ilgili ciddi kararlar aldınız. Yol almak, onunla yolculuk yapmak, ona güzel bir hediye vermek, onunla güzel bir akşam yemeği yemek. Yani cumartesi, cuma akşamı, pazar gününe kadar bu fırsat sana güzellik getirecek. Eski ilişkinle ilgili yazışabilirsiniz. Salı, çarşamba, perşembe ama ondan bir şeycik olmaz, bilginiz olsun. Çevrenizde tanıştırılmalar var, ilgilenebilirsiniz. Güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. 3-4 aylık ilişkinize de tanıma fırsatı ve sizi tanıması için daha sakin kararlar almanızı öneriyorum. Bu ara boşanmaktan vazgeçen çiftlerde sürpriz kararlar, yeni eve taşınmak, aileden uzak karar vererek evliliğimizi kurtarmaya karar verdiniz. Uzun soluklu boşanmalar hala devam edecek. Hakkınızı almadan boşanmayacağınızı herkes biliyor. Herkese de bu lafı söyledin. O yüzden hakkını almadan veda etmek yok gözüküyor. Sevgili ev hanımları, eşinizle alakalı bazı köklenmelerde net kararlar vererek onun hatasını, kendi hatanızı artık masaya, inatlaşmayı, bu ilişkiyi zorlamayı bırakırsanız daha keyifli anlaşmalarda yol alabilirsiniz. Bu da sizin ailenizin baskıcı ve geçmişte yaşadığınız travmaları eşinize yansıtıyorsunuz. Bir nevi ilişki terapisti alarak korkularınızı yenebilirsiniz. Çocuklarınızla mutfaktan, banyodan, salondan, yatak odasından bağırmayı bırakarak onların bir birey olduğunu ve göz teması kurarak onları anlamanızı öneriyorum. Evet, evde ufak tefek değişiklikler yapacağız. Özellikle de banyodaki duşakabinimiz, muslukta su akıyor olabilir bunları toparlarken, ufak bir taşınma fikrimiz varken biraz gecikmeler ve mal sahibimizle tartışmalara da açık olmanız lazım. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktalarda üreme organlarımızda sağlık, enfeksiyon kapabilirsiniz. Özellikle koltuk altınızda ağrılarınız ve kas yıpranmalarınız olabilir. Dikkatli olun, mutlu kalın, Allah'a emanet olun. Sevgili akrepler, nasılsınız? Belki de hayatınızla ilgili bu haftayı daha şanslı mı? Kardeş, kuzen, yakın akrabalar, var edilecek fikirler, konuşmalar, belli aralıkta şurada buluşalım, burada buluşalım diyeceğimiz ya da arkadaşlarınızla geçirebileceğiniz ve iş konularını da ele alabileceğimiz bir hafta sizin için olumlu.
11 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. 11.57'de 20 derecede. Aynı şekilde 14 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu geçişini tamamlıyor. Yani oraya geçiş yapıyor. Venüs yayda, Mars Oğlak'ta olduğuna göre hayatta ne istedik, ne aldık, nasıl bir hayat istiyoruz sorgulamasını yapacağız. Yani biz ekip arkadaşlarımızla doğru muyuz? Ya da buradaki yöneticiler benim farkımda mı, yeteneklerime ya da benim haklarımla alakalı hep aynı sözler verilip aynı imkanlarda çalıştırıyorlar. Ve bu kadar rütben ve hakkım varken hala aynı maaştayız dediğimiz sorgulamalarla kendimizle mücadele edeceğiz. Yani Perşembe öğlene kadar da üst düzey yöneticilerimizle bu konularla ilgili daha net fikirler oluştururken Cuma yüzünüz gülümseyecek. Yeni bir iş kapısı, konumunuzda değişim ya da beklentilerinizle ilgili güzel bir zarf sizi mutlu edecek olarak uyarı veriyor. Devletle alakalı noktada çalışıyorsanız buranın karışık bir temposu Ocak bitmeden düzelmez. Siz de derin nefes alarak buraya hakimiyetinizi kurabilirsiniz. Ona göre farklı alanlarda kendinizi geliştirerek saatinizi geciktirmeden gidip gelmelerimize devam edelim istiyorum. Kariyerinizle ilgili de farklı eğitimler alacaktınız zaten. Devlet kurumu ile ilgili değiştirmek istediğiniz yenilikler de vardı. Neden olmasın? Burayı sağlam oturtalım. Ortaklı işlerde özellikle kuzenlerinizle, yakın dostunuzla ortaklı işleriniz varsa burada farklı anlaşmalar, anlaşmazlıklarda tartışmalar olabilir ve bu ortaklık iyi gitmiyor. Biraz daha sabrettiğiniz zaman artık buranıza kadar geldi. Yeni bir hak, hukuk dediğimiz dengede masaya yatırarak ocağa kadar bu konuyu çözmeniz gerekiyor. Yoksa zararlı olabilirsiniz. Kendinize yeni bir plan yapmanız lazım. Büyük planladığınız yurt dışı, şehir dışı imkanlarıyla ilgili çok güzel fırsatlar yakalayarak hatta yurt dışı fırsatlarıyla oraya gitmek, orada işler yapma kapılarımızda daha hakim olurken daha sağlam paraları kazanmayı öğreneceğiniz bir haftanın haberini alacaksınız. Evet, en önemli şey kardeşlerinizin sağlık problemi, kız kardeşinizin, abinizin, erkek kardeşinizin ufak tefek sağlık problemleri sizi üzebilir ama korkulacak bir şey yok, endişe etmenize gerek yok diyorum. Bu arada da özel hayatınızdaki insanın ne kadar çok sevdiğinizi, sizi incitse de ondan vazgeçmediğinizi görerek tekrar bu acıya giriyorsunuz. Şizofren misiniz diyeceğim. Yok da hani ona başka bir şey, bağımlı mısınız? Bir ilişki terapistiyle bu noktamızı çözmemiz lazım. Orada hakaretler ya da oradaki davranışlardan ne zevk alıyorsunuz bilmiyorum ama bu ilişki sizi aşağı çekiyor. Lütfen bu saplantılı ilişkiden kurtulman lazım. Uzun soluklu ilişkilerde en önemli şey saygı, sadakat ve birbirimize güven evresindeyiz ama eşiniz devlet memuru olabilir ya da devletle bağlantılı bir noktadaysa ona farklı bir şehirde görev gözüküyor. Ya da beklemek zorunda olacağım bir sürecin var. Aile içerisinde söz nişan yapanlar Şubat'a kadar evlilik tarihini aldınız. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Mutluluk size hak edilen miras olsun diyorum. Evet, nişanlı çiftler için de ortak iş kurabilir. Aynı iş yerindeysek farklı kendi işimizi yaratmak için altyapı planlamaları var gözüküyor. Yavaş yavaş bunlarla ilgili olumlu evre. Aile büyüklerinizden beklediğiniz para ya da annenizin babasının kendi büyüklerinden beklediği para bir iki hafta içerisinde hesaba yatarak sizin de o istediğiniz arabaya destek olacaklar. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sevgili ev hanımları, hayatta sakinlik, güzellik, huzur, bereket isterken eşinizin ufak tefek iş krizleri, yaşadığı ekonomik zorluklarda ben tahammül edemiyorum, parayı veriyorum yine borçlanıyoruz. Son bir bileziğin var, onu da ver, bu adamcağız bir toparlanmaya ihtiyacı var. Ondan sonra bu adam da bu düzeni toparlayacak. Zaten boşanmayı da düşünmüyorsun. Ne gerek var? Ver sen de, o da nefes alsın. Askere gidecek evladımız olabilir ya da askeri görevde eğitim alacak bir evladımızın bu sınavı başarılı olacak. Onun üstünde lütfen tartışma yapmayın, baskı kurmayın. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken sırt ve boyun fıtığımız, özellikle de yatağınızın değişme vakti diyorum. Yatağınızı bir an önce değiştirin. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili aylar, nasılsınız? Güzellik, umut her daim, bereketiniz, iş hayatınız, aile hayatınız, çevrenizdeki her insana coşkuyla kutlasın istiyorum. 11 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. 11.57'de 20 derecede.
14 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu geçişini yapacak. Venüs Yay'da olduğuna göre, sizin evinizde Mars Oğlak'ta olduğuna göre, özellikle yetenekli iş hayatımız, daha kıvrak, daha dans eden, daha kendimizi benimseyeceğimiz alanı, daha konfor alanımızı yaratacağımız bir hafta olacak. Rahatsızlık duyduğumuz kişilere kendimizi, kendi yeteneklerimizle cevap vererek haddini bildireceğiz. Yöneticimizin oyaladığı konularda artık benim masam ne zaman değişiyor ifadesini kuracağız. Uzun süredir iş bekliyorsanız bununla ilgili çok yakın aile büyüklerimizin desteğiyle birlikte bir iş fırsatı yakalayacaksınız. Kurumsal bir alanda ekip çalışmasından doğacak başarılar, yeni projelerde yer almak sizin yıldızını çok daha güzel parlatacak. Yeteneğini, ruhunu keşfet, sana kimse dokunamaz diyorum. Özellikle de dil eğitimi, iş, yurt dışı bağlantılı işlerde belli görevler alarak, eğitimler alarak sizin de hak ediliş yurt dışınızla ilgili var edilecek imkanlar yaratacaklar size. O yüzden o hayalinizdeki yurt dışı fırsatınız var. Yarımlıklarınız, iş evresindeki o sınavlarımızı başarıyla rütbemize almayı altyapısını öğretiyor. Özellikle de farklı alana geçmek ya da iş kapılarımızla ilgili zorladığımız o masa benim olmalı dediğimiz noktalarda da farklı enerjiler sizin için uyarıyor. Ama diyor ki senin yaratıcı ruhun, sanatsal yeteneklerin, blog yazarlığın, daha kendini ışıl ışıl parlatacağın imkanlarla kurslar alarak kendi markanı yaratman için neden kendini geliştirmiyorsun? Bunlara da yönelmek senin için hayırlı diyor. Yani siz burada kurumsal bir alandaysanız farklı alandaki yeteneklerinizi burada tamamlayarak kurslarla kendi imkanlarınızı yaratabilirsiniz diyor. Özellikle de taşeron bir firmayla ilgili yaşadığınız krizler yasal olarak çözümlenecek ve devlet kurumunuzun devam hakları söz konusu olacak gözüküyor. Yurt dışındaysanız, Türkiye'ye ya da farklı bir şehre geçmek istiyorsanız bununla ilgili biraz daha beklemeniz gerekiyor. Sabırla siz hak ettiğiniz ve size verilen evreleri en iyi şekilde var edeceksiniz. Korkmanıza gerek yok diyorum. Evet, duygusal hayatta biraz daha karşı tarafın enerjisi, sizin de ona karşı duygularınız böyle gelgit evresinde, onun da gelgit enerjisi sizi sık boğaz ediyor olabilir. O yüzden biraz ilişki istemiyor olabilirsiniz. Kendinizi keşfetmek, bu ilişkisi sizi yıpratmış olabilir. Bir ara mola vereceksiniz her iki ortak kararla. Ama geçmiş ilişkiniz pat diye size yazabilir. Bu ortak kararla birlikte kafanız karışmasın diyorum. Çünkü size değer veren bir insan var. Biten ve pat diye yazan kişi, kişilik problemi var. Aynı kişilikle var olmak sizi yıpratabilir. Bir de uzun soluklu ilişkilerde hala çözemediğiniz konular var. Bu ilişki askıda gidiyor. Bir an önce ya ilişki terapiste ya da alyansı atın. Yepyeni hayata başlamanız her iki aile için, her iki ilişki için doğru bir süreç gözüküyor. Dansa merakınız varsa müzik, dans, bu tarz yetenekleriniz bu hafta sizi destekliyor. Yazmak da sizi destekliyor. Instagram ya da dijital alanlarda markalaşmak istediğiniz sevgili gençler, bunlarla ilgili başarınız var. Yapabilirsiniz diyorum. Evli çiftler için gayet rutin ve keyifli birbirimize koltukta sohbet edeceğiz. Geçmiş anılarımız, planlayacağımız gelecek anılarımız gayet güzel ve güzel şeyler oluşturacak. Sevgili ev hanımları, evet eşiniz ve siz arasındaki dırdır bitmiyor ama siz kucak dolusu birbirinizi seviyorsunuz. Bu alışkanlığınızı biraz daha güzel sözlerle çözdüğünüzde bu ilişkide bir herhangi bir falso yok. Siz birbirinize güzel iltifatlar etmeye devam edin diyorum. Boşanma kararı olanlarda çocuk tartışmaları var. Çocukları yıpratmadan çözmeniz lazım. Sağlık olarak özellikle boyunla alakalı baş ağrılarımız, migren ve sinüzitlerimiz hareket halinde olabilir. İhmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Güzel bir sürecin umudu sizin elinizde. Yenilenmek için de ne bekliyorsunuz? Yeni bir dönüşümü sizi kucaklıyor. Bu yeni ay size çok daha fırsatlı, daha keyifli alanlar yaratacak. Benliğinizle alakalı işler, projeler içerisinde olmak istediğiniz konulara daha istekli, daha böyle arzulayıcı bir evrede olacaksınız. 11 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. O sizin hanenizde oluşuyor. 20 derecede, 11.57'de
En çok yağ şafi çekerek enerjimizi daha yükseltebiliriz. 14 Ocak'ta Merkür Oğlak iletişim evremizi daha otorite figürlerle, Mars da Oğlak'ta olduğuna göre savaşçı yönümüzü de daha böyle bir planlayabiliriz. Venüs Yay'da, bu da size der ki yurt dışı ile ilgili, işlerle ilgili çok güzel olumluluk var. Oturum hakkı, vize hakkı, evrak, oradaki projelerde çok güzel imkanlar yakalayacaksınız. Benliğiniz nerede yaşamak istiyorsa onun netliğine kavuşarak kendi enerjinizi de daha üst level şekilde ifade etmeyi, konuşma düzenimizi, diksiyonumuzu, hayata bakışımızı da daha sağlam alanlarda göstermeye karar veriyoruz. Aynı şekilde kurumsal alanda var ettiğiniz işler, büyük projeler, dijital alanlarda yaptığımız büyük projelerde de isminiz yükselmeye doğru gidiyor. Daha büyük projelerde size verilecek yeteneklerinizle istediğiniz markanızı kendi işlerinizde isminizi tabela olarak yazdırabilirsiniz. Yani var etmek istediğiniz başarı ve ödülü yavaş yavaş kendimize sunuyoruz ve Rabbime teşekkür ediyoruz ki bunları siz hak ettiniz. Devlet kurumuyla alakalı çalışanlar için biraz daha oranın yöneticileri sizi hem kıskanıyor hem de başarınızı biliyorlar, ama başka insanların size zarar vermeden geçişini sağlamak istedikleri için çok fazla desteklemiyormuş gibi düşünseniz de onların başka fikirleri var. Sabırlı olmanız gerekiyor. Teknolojik alanda, finans, alım ve dijital alanda ve blog yazarlığı da olabilir. İsminiz nam ilerliyor. İsmin yıldızlara koşuyor. İyi değerlendir. Konuşma yeteneğimiz, diksiyon, farklı kurslar alarak da kendimizi iş hakimiyetimizde daha iyi planlama yapacaksınız. Ortaklarımızdan ayrılı, çoklu ortaklıklarda yavaş yavaş ayrılımlar, 5 ortaksanız 2 ortak kalacaksınız, 3 ortaksanız 1 ortak kalacaksınız. O şekilde bölünerek yavaş yavaş ayırma planlaması içerisindeyiz. Büyük kurumsal firmadaysanız şirketiniz bölüm bölüm ayrılıyor olabilir. Siz de bir bölüme geçerek o bölümün yönetici olarak farklı alanlarda da kendinizi ispatlayabilirsiniz. Duygusal hayatımız daha renkli bir şekildeyken biraz daha beni sevecek insan arıyorum. Değer görmek istiyorum. Benim verdiğim özgüveni karşı taraf vermediği için bu ilişkiyi bitiriyorum dediğinizde hem acı çekerek bitireceksiniz hem de onun değişmeyeceğini bildiğiniz için şans vere vere bayağı uzun süre oldu. O da değişmedi. Siz de acı çekiyorsunuz. Ona bir hoşça kal diyoruz. Bir de bitmiş ilişkiler kafanızda sorguluyorsunuz. Şöyle yapacağım. Siz bitmiş ilişkilerle yapabilecek bir karakter değilsiniz. Yepyeni bir ilişki sizin yeni doğumunuza sebep olabilir. O yüzden geçmişleri komple kapatıyoruz. Mesela sözlüyseniz, nişanlıysanız evlenebilir. Söz yüzüğünüz yoksa söz yüzüğü takabilirsiniz. Sözlüyseniz aileler tarafında nişan, düğün kararları netliğe kavuşabilir. Bir de platonik takılmalar, kalbinizdeki düşündüğünüz kişiden yanlışlıkla like'lar alarak kafanız karışabilir. O like'lar geçici like'lar, inanma ona. Bir de şöyle, mahallede beğendiğiniz ya da yakın çevrede beğendiğiniz kişinin de size karşı ilgisi var. Adım ondan bekleme. Gülümse o adım atacak gözüküyor. Sevgili çalışan çiftlerimizin özellikle çocuklar arasındaki kaos, iş kaosu çocuklarla evin düzenini allak bullak etti. Bir kısa bir izin alarak bu düzeni oturtmanız lazım. Yoksa sinir bozucu olaylara doğru gidiyoruz. Sevgili ev hanımları, eşinizin iş temposu, kendinizi yalnız, çocukların yorgunluğu, evin kalabalıklığı, bitmeyen temizlik ruhu sizi fazlasıyla kasvete, spor, yürüyüş ve kendi benliğinizi değiştirerek farklı bir kimlikle kendinizi yenileyebilirsiniz. Nakış kursu, ne bileyim, sanatsal yeteneklerle alakalı evreler, el becerileriniz çok yüksek, yemek, pasta kurslarına giderek kendimizi geliştirip motivasyonumuzu, kendi markamızı, sayfamızı açabiliriz. Bu da bize iyi gelecek, kazancımız için. Aile büyüklerimizin miras konularında bayağı tartışmalar var. Uzak durmanızı öneriyorum. Kocanızın babası ya da kardeşleri yüzünde tartışmalar var. Karı koca uzak durmanızı öneriyorum. Çocukların sağlık problemi, özellikle de sevgili takipçilerim, sizin de kulak iltihabınız, orta kulak probleminiz, duyma ya da göz alerjinizle ilgili sıkıntılar olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum ve gıda zehirlenmesi de söz konusu. Aman dikkat edin lütfen. Hoşça kalın. Sevgili kovalar, nasılsınız? Evet, abone olmayı, kalp bırakmayı, yazı yazmayı unutmuyorsunuz ki kanalımız büyüsün.
hep birlikte emekle, umutla büyüsün istiyoruz. 11 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. 11.57'de 20 derecede. 14 Ocak'ta Merkür Oğlak seyrine başlıyor. Mars Oğlak'ta, Venüs Oğlak'ta olduğuna göre gökyüzü bayağı bir karma. İçsel dünyamız, iş hayatındaki benimseyememe, odaklanamama ile alakalı bazı sorunlar yaşayabilir. Hani duygusallıkla iş temposu arasında sıkışıp kalabilirsiniz. Benim için şu ne düşünüyor, yöneticim ne olacak? Ya da kurumsal alanda yerim, alanım bir türlü değişmedi. Neden bu zorlukları ben yaşıyorum diye bu hafta özellikle cumaya kadar sorgulayacaksınız. O yüzden o bir haftaya bırakın yapacağınız işleri. Devlette de çalışıyorsanız oranın aksi evrakları, var olan toplantıları, oraya koştur, buraya koştur, dışarıdaki işler böyle karman çorman bir şekilde ruhunuzu daraltmış gibi hissettirse de farklı fırsatlar var ve gizli düşmanlarınıza dikkat edeceksiniz. Kimseye sır verip ser vermeyeceksiniz. Yani kafanızda her şeyi planlayın, ona göre hareket etmenizi öneriyorum. İş bekliyorsanız çok olumlu, özellikle çarşamba, perşembe günleri sizin için gayet keyifli. Pazartesi günü görüşmeler, çarşamba, perşembe mailler hakimiyet kurabilir. Aynı şekilde devlette bir alana girmek istiyorsanız destekleyici bir hafta. Çok yakın aile büyüklerimiz, geçmiş iş dostumuz ya da devletle alakalı bağlantı içerisinde olan insanlardan çok büyük destek alarak fırsatlar evremizde olacak. Kendi işimizi yapıyorsak farklı iş insanlarıyla aramızda bazı olumsuz kavgalar, tartışmalar olabilir. Bu haftayı mümkün olduğu kadar sakin, 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 çok sakin geçirin. Gergin halinizde iş kaybedebilir, danışan, müşteri kaybedebilirsiniz. Buna izin vermiyorum, dikkatli olmanızı istiyorum. Alım-satım işlerinde gayet kazançlarımız yoğun olurken, başka insanlarla hani bu iş çok güzel gidiyor, gel sen dediğimizde payınızı böldürebilirsiniz. Gerek yok, orayı tek başınıza halledebilirsiniz. Ortaklı işlerde, ortaklı pürüzlerde bir sıkıntı yok. Siz abartabilir, ortağınızın üzerine doğru yürüyebilirsiniz. Bunlara dikkat edelim. Konuşma üslubunuz daha can yakışı olabilir. Bunları toparlayalım. Hatta ortağınızdan şüphelenebilir. Beni satıyor mu diye düşünceleriniz olabilir. Para çalıyor mu? İşime zarar veriyor mu diye. Gereksiz kurgular yapabilirsiniz. Bunlardan uzak durmanızı öneriyorum. Özellikle araç alımı ya da araç sektörüyle bağlantılı noktalardaysanız hızlı satışlar, alışlar, paralar çok ön planda olacak. Mümkün olduğu kadar dolandırılmamanızı öneriyorum. Para yatmış gibi gözükebilir, başınız yanabilir. Dijitalde sıkıntılar yaşayabilirsiniz, paranız gasp olabilir. Yanlış bir maile dokunarak dijital alandaki paralarınız çekilebilir. Mümkün olduğu kadar bu hafta her şeyi dikkat kontrol edelim. Aynı şekilde de yeni bir iş kurmak istiyorsanız çok olumlu bir hafta. Kendi işiniz için, başarınız için, renkli bir oluşum için ve kendinizi ispatlamak istiyorsanız da bu başarıyı uzun süredir planlıyordunuz. Güzel bir destekle bunu çözeceksiniz. Baba köklerimizle alakalı çözemediğiniz bina, ev, arsa ya da amcanız ya da baba köklerinizle ilgili krizler gündemde olabilir. Onlara yürüyebilirsiniz, onlarla tartışabilirsiniz, olayları abartabilirsiniz. Lütfen bu hafta kimseyle tartışmadan geçirmenizi istiyorum. Çünkü ilişkimizi de bu konuda yıpratabilirsiniz. Sakinlikle, güzellikle, çünkü Rabbim size öyle güzel fırsatlar yaratacak ki bu kaosun içerisinde hem sürpriz para gelecek hem iş fırsatları var olacak. Yeter ki sakinliği koruyalım. Evet, evli çiftlerde ciddi bir bocalama dönemi, sevgi egosu yapabiliriz, yatakları ayırabiliriz, trip yapabiliriz, gereksizce ben sevilmiyorum psikolojisine girebilirsiniz, eşinizin size düşmanlık ettiğini düşünebilirsiniz. Lütfen bu kafalardan da çıkın. Yorgunsunuz, yeni yıl yorgunluğu var, ondan önceki iş temponuz, ev içerisindeki kaoslar, bir sürü şeyler yaşadınız, tamir, tadilat derken kafanız bunaldı, eşinize sarmayın lütfen. Boşanma fikri olanlar çoktan haneyi ayırdınız. Özellikle kızınızı yıpratmadan çözdüğünüz bu evlilik ayrımı çocuğunuz için daha aydınlık olabileceğini düşünün istiyorum. Sevgili ev hanımları, evet, o yatak odanızdaki dolap değişmesi lazım, yatağınız değişmesi lazım, güzellik aynanızın bölümü değişmesi lazım, dış kapınız değişmesi lazım. Hepsini bir anda yapamayız, sıralama yaparsanız sevinirim. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken bilinç, psikolojimiz bozulabilir, depresyona girebiliriz. Bol bol depresyona girmeyecek yoga, meditasyon, şifalanma enerjisiyle mucizelere şahit olabilirsiniz.
Dilek dileyin. Bu hafta dilekleriniz sessizce Allah katında kabul olacak. Hoşça kalın.